Selamlar arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ince oyun ayarları ile ilgili bir video içeriği hazırlamak istedim. Onunla ilgili bir video olacak. Şimdi arkadaşlar bu videoyu neden çekiyorum ondan bahsedeyim. Şimdi ben yıllardır Yüksek Elo'da oynuyorum. Arkadaşlar Yüksek Elo'da oynayabilmeniz için oyunu gerçekten hızlı oynamanız gerekiyor. Hızlı düşünmeniz, hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Bundan dolayı da oyunun bazı ayarları var. Onları gerçekten kullanmanız gerekiyor. Bunların çoğunu siz bilmiyorsunuz veya bilseniz bile o kadar önemsemiyorsunuz. Falan bunlar aslında çok önemli. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir ESC'ye basalım. Şu ayarları zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Normal yetenekler, eşya dizilimi. Mesela şu normalde sizde Q'da. Ben 1-2-3-4'ü aldım. Eskiden Sukrat oynadığım için. Hani siz onu 1 2 3 4 yapmayın. Benim ayarlarımı kullanmayın. Ben sadece size ayarları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, şu zımbırtı otomatik yetenek atmanızı sağlıyor. O yoksa böyle bir çubuk çıkıyor yetenek kullanırken. Bunu bastığınızda da otomatik olarak direkt atarsınız. Bu mesela sizi hızlandırır. Oyuncuların çoğu bunu bu şekilde oynar. Belirli bir oyun şeyinden sonra zaten yeteneklerin ne kadar gittiğini hesaplayabiliyorsunuz. Yani bu çubuğa bakmanıza gerek kalmıyor. Bu ayarlar basic ayarlar arkadaşlar. Bunları bahsetmeyeceğim. Ben kayıt tuşlarından falan bahsedeceğim. Önemli olanlar onlar. Kayıt tuşlarından biri A'dır arkadaşlar. Mesela A tuşuna bastığınız zaman karakterin düz vuruş yapabileceği mesafeyi gösterir. Mesela ADC'yi oynarken ben A ile kayıt yaparım. A ile kayıt yapmamın nedeni hem alanı görebiliyorsunuz hem de daha rahat bir klik atabilirsiniz. Hani mesela sağ klik attığınız zaman bunu misleyebilme imkanınız var ama A ile sol klikle basıyorsunuz. Sol kliği daha rahat kullanabilirsiniz. Çünkü işaret parmağınız arkadaşlar her zaman daha rahat kullanabiliyorsunuz. Şimdi onun dışında arkadaşlar mesela şimdi ben bu minyona tıklayamadım diyelim. Tamam, ben kötü bir oyuncuyum veya benim mouse'um tam o an olmadı. Adamın üzerine getirtemedim. Ya olabilir. Hani ben de mesela misklik atıyorum. Bunu mesela en yakın bir yere tıkladığım anda da gördüğünüz gibi hop ne yapıyor? En yakındaki birime vuruyor bakın. Bu ayar arkadaşlar A tuşuyla alakalı değil. İmlece doğru saldırı hareketi ayarı var arkadaşlar. Bu siz misklik attığınız yerin en yakınındaki birime vurur. Bu da mesela siz kayıt yaparken çok işinize yarar. Mesela koşuyorsunuz. Koşarken pat, pat, pat. Hani illa adama tıklamanız gerek yok. Adam diyelim şu minyonun orada. Tam tek başına sizi kovalıyor. Siz böyle koşuyorsunuz pat, 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 pat. Sürekli böyle adama vurabiliyorsunuz. Hani illa da adamın kafasına tıklamanıza gerek yok. Onun dışında arkadaşlar bazı sizi hızlandıracak ayarlar var. Şimdi onlardan bahsedelim. Yetenek ve sihirdar büyüleri kısmına giriyoruz. Şimdi mesela arkadaşlar normal kullan diyor. Az önce şurada mesela bunun aşağısına Smart Cast'i ayarlamıştık. Smart Cast otomatik kullan demek. Bunun mesela bir tuşu bende bu. Buraya diyelim atıyorum 2 yazdık. 2'ye bastığımız anda normal kullanım bir şekilde bu yeteneği kullanabiliyoruz. Hem de mesela 1 ile otomatik kullanabiliyoruz. Bu şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Çok ihtiyaç duyulan bir şey değil. Ben daha çok ihtiyaç duyulanlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Göstergeli otomatik kullan zımbırtısı da arkadaşlar. Yeteneği basana kadar yani yeteneklerinizi çekene kadar şu göstergeyi gösteriyor. Çektiğinizde atıyor. O da pek önemli değil. Şimdi önemli olan kısım arkadaşlar tam olarak bu kısım. Otomatik artı kendine kullan kısmı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela Karma oynuyorum. Şöyle bir hedef kukla koyalım. Bıyak dost koyduk. Rakip. Şimdi arkadaşlar ben bu adamı kovalayacağım tamam veya ben bu adamdan kaçıyorum. Ben bu adamdan kaçarken gördüğünüz gibi hep bu şekilde masuma bakın şuraya doğru klik atmam gerekiyor tamam kaçıyorum çünkü. Mesela bu klikleri yaparken mouse'u üzerime getirip kendime E'ye basmam birazcık zor ve gereksiz. Hani zaman kaybettirir bu bana. Mesela tıklıyorum tıklıyorum hop üzerime geliyorum bir daha tıklıyorum üzerime geliyorum bir daha tıklıyorum falan. Mesela o an kendi üzerime gelirken adam bana yetenek atsa o yeteneği dodge'layamam çünkü mouse üzerimde. Ama mesela böyle tıklarken adam bana yetenek atsa hemen pat diye buraya tıklayabilirim. O yüzden arkadaşlar kendine kullan otomatik artı kendine kullan ayarı çok önemli. Mesela bende arkadaşlar bu CTRL 3'te. Sizde bu CTRL E'de olabilir. Yani onu ayarlayabilirsiniz.
Ben 1, 2, 3, 4'te kullandığım için arkadaşlar CTRL 3'te bunu hangi tuşa daha rahat basabiliyorsanız onu ayarlayın. Şimdi siz CTRL E olarak ayarlarsanız bu arkadaşlar koşuyorsunuz diyelim kendine kullan ya. CTRL 3'e bastığım anda ben kendi üzerime kalkan atıyor masum orada olmadan bak. Görüyor musun? Mesela adam kovalarken veya kaçarken bu çok işinize yarıyor. Hop. Bu Lulu'da da veya diğer şampiyonlarda da hepsinde oluyor arkadaşlar. Hani kendi üzerinize basabileceğiniz bir yeteneğiniz varsa mesela Kayle'ın ultisi. Direkt o tuşla kendi üzerinize atabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar şurayı bir kapatalım. Bu arada kayıt tuşunun diğerinden de bahsedeceğim. Eşyalarda da arkadaşlar kendine kullan kısmı vardır. Mesela eşya 1. Eşya 1 arkadaşlar şu an Q bende Q'da sizde o 1'de oluyor bu arada eşyalar. Q'daki eşyayı mesela otomatik olarak kendinize kullanılabileceğiniz bir ayar bu. Mesela atıyorum bunu supportlar kullanmalı. Hani bunu mesela sallıyorum A tuşuna koydu diyelim support tamam mı? Kabul etmiyorum şu an ayar gitmesin diye. Adam yine savaşın ortasında direkt A'ya basıp buradaki şeyi kendi üstüne basabiliyor. Hani normalde arkadaşlar oradaki tuşa mesela 1'e tıklayıp birden kendi üzerine gelip kendi üzerine tıklaması gerekiyor. Bunu yapması birazcık uzun sürebilir. O yüzden arkadaşlar direkt mesela A'ya koysa veya başka bir tuşa koysa onu koyduğu anda eşyayı pat diye üzerine basıyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki direkt 1'e koyalım, 1'e atayalım. Bastığımız an üstümüze bassın. O olmuyor. Çünkü bir rakibe de atmanız gerekebilir. Mesela şu adama bir eşya basmanız gerekebilir. Mesela Mikael. Siz onu sadece otomatik kullan ayarlarsanız dost arkadaşınıza, dost birime onu basamazsınız. O yüzden sadece bir tuşa onu atamayın yani. Diğer şekilde de kullanılabilsin. Şimdi arkadaşlar, oyuncu hareketleri önemli kısımlardan biri. Oyuncu saldırı hareket tıklaması bizim kite tuşumuz. Siz de bu shift'te tamam mı? Shift click yaptığınızda yapıyor. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Oyuncu saldırı hareket tıklaması. Siz kaçarken o tuşa bastığınız zaman en yakındaki birime otomatik olarak vuruyor. Bakın. Hop ben de T'de bak. Dönüp vur. Hop bas dön vur. Bak masum nerede vurduğum yer neresi bak. Bunu arkadaşlar kaçarken kayıt yapabiliyorsunuz. O şekilde kullanabilirsiniz. Ama bunu kullanabilmeniz için etrafta başka bir birimin olmaması lazım. Bak mesela hiçbir şey yok etrafta. Direkt hedef alınacak şey bu. Bu sizin ne işinize yarar? Kaçarken çok rahat kayıt yapabilirsiniz bununla. Eğer bir kişi veya iki kişi sizi kovalıyorsa etrafta minyon yoksa ikisine de rahat vurabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar mesela atıyorum Twisted Fate oynuyorsunuz. Karşıda Rengar var tamam mı? Twisted Fate'in stun'ını elinize aldınız. Rengar şimdi ultisini bastı üstünüze doğru koşuyor. Rengar'ı arkadaşlar sizin tutabilmenizin tek yolu o az önce gösterdiğim yeteneği tuşu kullanmak nasıl olacak? Rengar ultisini bastı sizin üzerinize doğru koşuyor. Siz o sırada mesela Shift'i spamlarsanız veya ben de T'de o T'yi spamlarsam ben Rengar havada bana zıplarken ben pat diye onu stun atabiliyorum mesela havadayken. Bu da size mükemmel bir şey kazandırıyor. Mesela Rengar'dan o şekilde kaçabiliyorsunuz Twisted Fate oynarken. Hani bence mükemmel bir ayar ve çoğu insan mesela bu ayarları kullanmıyor. Şunu kapatalım. Şimdi başka şuradan bakabileceğimiz ayarlar var. Onları göstermek istiyorum. Mesela arkadaşlar dirildiğinde kamerayı getir ayarı normalde otomatik olarak sizde tikli. Bunu kapatmanızı öneririm. Nedeni de şimdi diyelim teleport atacaksınız tamam mı? Top lane'i izliyorsunuz böyle. Abi tam öldünüz ya yani tam doğdunuz pardon pat kamera buraya gidiyor. Buraya pat diye buraya görüyorsunuz. Sonra siz bir daha buraya tıklıyorsunuz teleportunuza basıyorsunuz. Hiç gerek yok abi. İzlediğiniz yeri izlemeye devam ediyorsunuz. Önce direkt teleportunuzu atabilirsiniz ondan sonra. Veya atıyorum başka ne yapacaksınız. Yani o yüzden mesela bunun tekini kaldırın bence. Hareket öngörme bu arada laglı oyuncular için. Mesela ben şu an 46 MS'de oynuyorum. Benim bunu açmam gerekiyor. Siz 10 MS'de 12 MS'de oynuyorsunuz. Şimdi. Evet arayüz. Arayüzde arkadaşlar çok güzel bir özellik var. Yeni geldi. Yeni dediğim bir sene falan oluyor. Onu göstereyim. Büyü bedellerini göster. Mesela bu da arkadaşlar çok mükemmel bir şey. Bunu tıkladığınızda arkadaşlar
Yeteneklerinizin kaç mana kullandığını, kaç mana harcadığını üzerlerinde görebiliyorsunuz. Mesela bazı durumlarda mananız az oluyor. Bu şekilde hesap yapabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Evet, şimdi başka. Bir de arkadaşlar yine önemli bir ayarlardan bir tanesi kare hızı limiti. Mesela bilgisayarınız diyelim çok sağlam bir bilgisayar arkadaşlar. 300 FPS alıyorsunuz veya atıyorum 500 FPS alıyorsunuz. Fight'ta bu FPS 200'e veya 100'e düşüyor diyelim. Tamam, 100'e düşüyor o FPS. Hani anlık olarak. O FPS 400'den 500'den 100'e düştüğü için siz direkt FPS sorunu yaşıyorsunuz. FPS pardon arkadaşlar, ben sürekli FPS diyorum, buna büyük olasılıkla kapıyorsunuz. Her neyse. Siz şimdi 500 FPS'ten birden 100 FPS'e düştüğünüz zaman 100 FPS'te normalde hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınızdır normalde. Ama 500'den düştüğü için anlık olarak arkadaşlar FPS sorunu yaşıyorsunuz. O yüzden mesela bunu bilgisayarınız çok iyiyse 144'te sabitleyin. Yani bunu hiçbir zaman limitsiz yapmayın. Onun dışında arkadaşlar şöyle bakıyorum. Böyle daha önemli bir ayar var mı diye. Şöyle. Bu arada yeni başlayan oyuncular genellikle kamera kilitli oynuyor bu şekilde. Böyle oynamak arkadaşlar sizi geliştirmez. Hani aksini geri götürür. Bu şekilde oynamak kör oynamaktır. Hani bunu mümkünse düzeltin arkadaşlar. Hani genelde oyuna işte dediğim gibi yeni başlayanlar bunu yapıyor. Böyle alışmayın. Hani ilk zamanlar büyük ölçüde hareketli kamerada tam oynayamayacaksınız ama sonradan ne kadar güzel olduğunu fark edeceksiniz. O yüzden alışana kadar dert etmeyin. Hareketli kamera kullanın. Hani kesinlikle bu kamerayı kullanmayın. Böyle oynamamanız gerekiyor. Hani bazı durumlarda space'e basıp kendi üstünüzü şey yapabilirsiniz. Yani bu şekilde de hareket edebilirsiniz. Onun için bakıyorum. Şurada başka bir ayar var mı diye. Yok sanırım arkadaşlar. Hani bana göre en önemli ayarlar bunlardı. Hani bunları kullanmanızı öneririm. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu arada çekiliş linkimiz olacak videonun altında. Videonun altından da çekilişe katılırsanız sevinirim. 5x1780 RP çekilişi yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.